Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrenci arkadaşlarım ve değerli velilerim. Kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. İngilizce 5 ders kitabının 4. ünitesiyle beraberiz arkadaşlar. Unit 4 My Daily Routine. Günlük rutinim, günlük alışkanlıklarım. Şimdi bu üniteye giriş yapmak için sayfa 60'da bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Bakalım ne söylüyor? In this unit we talk about daily routines and tell the time and numbers between 1 to 100. Diyor ki bu ünitede biz günlük rutinler hakkında konuşacağız ve zamanı söyleyeceğiz. Ayrıca da rakamları, sayıları birden yüze kadar söyleyeceğiz. Demek ki bu ünitede bu kazanımları öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen sayfa 61'de zaten kapak fotoğrafını görüyorsunuz. Sayfa 62'ye geçelim ve dersimizi başlayalım arkadaşlar. Sayfa 62'de ne istiyor bizden? One A, 1A diyor ki look at the activities. Aktivitelere bakın. Which ones do you do? every day hangilerini her gün yaparsınız şimdi buradaki 6 tane aktivite var onları okuyorum türkçesinde söyleyeceğim her gün yaptıklarınıza tik atın siz brush my teeth dişlerimi fırçalamak comb my hair saçlarımı taramak arkadaşlar comb son harfi b olmasına rağmen B sesi söylenmiyor kelime telaffuzunda. Yani kamb demiyoruz. Kam sanki o B yok gibi okunuşta. Saçlarımı taramak anlamına geliyordu. See a movie. Film görmek. Do homework. Ödev yapmak. Go shopping. Alışverişe gitmek. Read a book. Kitap okumak. Hangisini her gün yapıyorsanız ona tik atın. Bir kısmında ne diyor peki? Match the pictures with the activities. Fotoğrafları aktivitelerle eşleştirin. Tick the ones you do every day. Her gün yaptıklarınıza tik atın. Burada sayfayı azıcık küçültüyorum. 10 tane görsel görüyoruz arkadaşlar. Ortada da 10 tane aktivite yazıyor. Bu şekilde ee, birbirleriyle eşleştireceğiz. Öncelikle şöyle yapayım. A sırayla okuyorum. A get on the bus otobüse binmek ki en yukarıda sağ tarafta ilk görselle eşleşiyor. B get dressed giymek. fotoğraflara bakıyoruz. Üçüncü fotoğrafla eşleşiyor. O yüzden üçüncü fotoğrafın içinde B yazıyoruz Giymek için. C Do homework. Ödev yapmak. Sekizinci fotoğrafla eşleşiyor. Sekizinci fotoğrafın içinde C yazıyoruz. D. Go to bed. Yatağa gitmek. Yani uyumak için hazırlanmak. Onuncu görselle eşleşiyor. <laughs> Onuncu görselin içinde D yazıyoruz. E. Get up. Get up. Kalkmak. Hani yatak, yataktan uyanıp kalktığınız zaman o kalkma anı hesaplanıyor. I e, birinci görselle eşleşiyor. F, wash hands and face. Elleri ve yüzü yıkamak. Hangi görselle eşleşiyor? Tabii ki iki numarayla eşleşiyor. G, have breakfast. Kahvaltı yapmak dördüncü fotoğrafta eşleşiyor. Dördün içinde G yazıyoruz. H, Arrive at a school. Okula varmak. Bakıyoruz 7. görselle eşleştiği için 7'nin içinde H yazıyoruz. I read books. Kitap okumak. 9. görselle eşleşiyor. 9'un içinde I yazıyoruz. J brush teeth. Dişleri fırçalamak. 5. görselle eşleştiği için 5'in içinde J yazıyoruz. Bu 10 tanenin anlamını da öğrendik. Hangisi hangisiyle eşleştiğini de yazdık burada ve tabii ki her gün yaptıklarınıza bu 10 taneden hangisini her gün yapıyorsanız düzenli olarak ona tik atacaksınız. Sayfa 62'yi bitirdik arkadaşlar. 63'e geçiyoruz. Sayfa 63'e geçerken sizlere bir tavsiyem olacak mutlaka ama mutlaka bu videonun açıklama kısmını açıp okuyun. Videonun açıklama kısmı nerede olur? O like falan tuşları var ya onun altında açıklama kısmı olur. Onu açın. Sizin için acayip yararlı linkler bırakıyorum oraya. Yani mesela bu kitabın oynatma listesini bırakacağım. Tüm videoları o listeye tık, o linke tıklayarak bulabilirsiniz. 5. sınıf için başka bir kitap var Happy English adında. Onun mesela linkini bırakacağım. Yine ona tıkladığınızda onun tüm videolarını bulabilirsiniz. Maraton kitapları var, test kitapları biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı EBA uygulamasında sizin sınıf için ve diğer sınıflar için de resmi kaynak ek kaynak olarak belirlemiş onu. Maratonların da videolarını çekiyorum. Onun da oynatma listesi linkini bırakacağım. O linke tıkladığınızda da şu ana kadar yayınlanan videolarının maratonun test çözme videolarını göreceksiniz vesaire sizin için çok önemli değerli linkler bırakacağım. 2 numara A kısmında 2A What is the picture story about? Bu fotoğraflı hikaye ne hakkında? Tabii ki öncelikle hikayeyi okuyalım sonra yukarı dönüp ne hakkında olacağını e, ne hakkında olduğunu çözeceğiz beraber. Bir kısmında zaten hikayeyi okuyacağız. Diyor ki Read the story and complete the sentences. Hikayeyi okuyun ve cümleleri e, tamamlayın. Bakalım. Bir numara. One. I get up early every day. Her gün erken kalkarım. Two. I comb my hair and have breakfast. İki. Saçlarımı tarayıp kahvaltı yaparım. Three. My dad takes me to the school every morning. Babam her gün beni okula götürür. Üç numarada diyor. Four. I have six classes a day. Dört. Her gün altı dersim var. Five. I have lunch at the school canteen. Okul kantininde beş numarada diyor ki öğlen yemeğimi yapıyorum. Six. After school, get back home and do my homework 6 okuldan sonra eve dönüp ödevimi yaparım. Şimdi demek ki bu kızımızın günlük hayatıyla ilgilidir. Hikayenin başlığı o zaman ne olması? Yani ne hakkında? Jill's family diyor, Jill'in ailesi. Jill's favorite hobbies Jill'in favori hobileri. Jill's daily routine Jill'in günlük rutini. Tabii ki Cilin günlük rutinini seçiyoruz başlık olarak. Şimdi okuduğumuz cümlelere göre bu 5 cümleyi tamamlamamız gerekiyor. Fakat tamamlarken dikkat edin hikayede kız kendisi hakkında konuştuğu için ay kullanmış ve fiilleri de geniş zaman fiillerini de ona göre kullanmış. Şimdi bu 5 soruda o diye yani şey olarak değerlendiriyor hikayeyi ve biz de mesela my dediğini yani benim dediğini onun kelimesine çevireceğiz. Yani her veya ay dediğinde she yapacağız. Veya üçüncü tekil şahıs s'si e eklenecek fiillerin sonuna geniş zamanda. Mesela go goes olacak. I go she goes olur. Bu şekilde bunları tamamlayacağız. Birinci cümleden okuyalım. Jill gets up. Bakın get, I get up'a Yukarıda I get up, ben kalkarım diyordu. Şimdi Jill gets up, Jill kalkar. Gets, s eklenmiş getin sonuna. Gets up early every day. Jill her sabah, yani her gün erken kalkar. Two, she goes to school with her dad. O okula babasıyla gider. Three, she has six classes a day. Buna lessons da diyebilirsiniz. Her gün 6 dersi var. Six classes veya six lessons. 4. She has lunch at the school canteen. Okul kantininde öğlen yemeği yapar. 5. She gets back home and does her homework after school. O eve dönüp okuldan sonra eve dönüp ödevini yapar. Bakın gets back oldu get back ve Do I do my homework oldu, she does yani does her homework. My her oldu burada. Do does oldu burada. Bunlara dikkat edeceğiz sadece. Sayfa 63'ü de bitirdik. Sayfa 64'e gelelim. Sayfa 64 saatleri okumakla ilgili arkadaşlar. Buna bir bakalım. Yine e, 6. sınıfta da saatlerle ilgili tabii ki konularımız olacak. O yüzden şimdiden iyi öğrenirsek 6. sınıfta işimiz daha kolay olacak diyorum sizlere ve hemen 3 e, numaradan devam ediyorum. Şimdi 3 numarada ne diyor? 3A. 3A. Let's tell the time. Hadi zamanı söyleyelim. Saat 12'de diyor ki it is 12 o'clock. Saat 12'dir. 12'yi çeyrek geçtiğinde diyor ki it's a quarter past 12. 12'yi çeyrek geçiyor. Quarter çeyrek demek past geçiyor demek. Yazın bunları lütfen. 12 buçukta diyor ki it's half past 12. 12'yi yarı geçiyor. Hani 12 buçuk geçiyor. Şu şekilde half yarı demek past da yine dediğim gibi geçiyor demek. Şimdi 12.45'te 12.45 demek yerine veya 12'yi 3 çeyrek demek yerine daha küçük olan rakamı söylüyor. Yani 1'e 1 bir çeyrek kalıyor. Hani 1'e kalanı söylüyor 12'yi geçen yerine. Biz genelde saatleri 30. dakikaya kadar geçenle söyleriz. 30. dakikadan 59. dakikaya kadar ne kadar kalıyorsa onu söyleyiz. Çünkü kalan miktar... 30'dan sonra 59'a kadar diğer saate kalan miktar e, bu saati geçen miktardan daha küçüktür. Daha küçüğü söylemeye çalışırız. Örneğin 12.45 yerine bire çeyrek var diyoruz burada. Bakın it's a quarter to one. Yine a quarter çeyrek demek to bu defa kalıyor demek ve saate de dikkat edelim. 12.45 1'e 15 kalıyor. 1'e çeyrek kalıyor. O yüzden burada da 1 yazıyoruz. Buna da dikkat edelim. Yani bunu kalkıp da it's a quarter to 12 yazarsak 12'ye çeyrek kalıyor olur. Yani sanki saat 11.45. Biz 12.45'i burada demek istiyoruz. Buna dikkat edelim. 3B 3B'de ne diyor? Read the text below and write the time. Aşağıdaki metni okuyun ve zamanı yazınız. Hello, I'm Daisy. Merhaba ben Daisy. I'm a student in the fifth grade. Beşinci sınıf bir öğrencisiyim. Every day I get up at seven o'clock. Her gün saat 7'de kalkarım. I have breakfast at, at quarter past seven. Saat yedi çeyrek geçe kahvaltı yaparım. After breakfast I brush my teeth. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım. I get dressed and get on the school bus at a quarter to eight. Giyinirim ve okul okul e, okul e, pardon otobüsüne saat 8'e çeyrek kala binerim. 8'e çeyrek kala yani 7.45. My classes start at half past 8. Derslerim saat 8 çeyrek e, 8 pardon buçukta yani 8.30'da başlar. 8.30'da demek ki dersleri başlıyor. 8 bu 8.30 veya 8 yarım. Hani yarım deniliyor mu Türkçede bilmiyorum. I have lunch at a quarter past twelve at the school canteen. Okul kantininde 12'yi çeyrek geçe öğle, öğlen yemeği yiyorum. A quarter past twelve. Past geçe. Quarter çeyrek. 12, 12. 12 çeyrek geçe. I come back home at a quarter past three. Üçü çeyrek geçe eve dönüyorum. I do my homework. Ödevimi yapıyorum. I have dinner at six o'clock every evening. Her akşam saat 6'da akşam yemeği yapıyorum, yiyorum. I read a book after dinner and go to bed at half past nine. Akşam yemeğinden sonra bir kitap okurum ve saat 9.30'da hani 9.30'da yatağa geçerim. Şimdi bu metne göre burada saatler verilmiş. Birinci saat 8.30, 8.30. Metne baktığımızda 8.30'da ne oluyor arkadaşlar? Dersler başlıyor. Şimdi ekran e, gitti. Siz e, şeye dokunmayın. Benim PDF'den dolayıdır. 8.30'da classes start. Dersler başlıyor. 7.15 vermiş. 7 çeyrek vermiş. 7 çeyrekte ne yapıyor? Have breakfast. Yani Daisy'nin dilinden yazdık. O she dilinden yazmadık. Yani bunları da I olarak ben yazdım. O yüzden have mesela yazdım. Kahvaltı yapıyorum gibi oldu. Yoksa o olarak yazsaydık has breakfast olurdu. Kahvaltı yapıyor. Neyse Have breakfast 7 çeyrekte 8'e çeyrek kalan yani 7'yi 45 geçe ne yapıyor? Get on the school bus okul otobüsüne biniyor. 8 o'clock saat 6'da ne yapıyor? Her akşam akşam yemeğini yiyor. Bunları da yaptık. Şimdi tekrar Daisy'nin e, günlük rutinlerini okuyun diyor ve bu fotoğraflara numara koyunuz diyor. Yine baktığımızda sabah saat 7'de yaptığı şey e, birinci görsel gelecek. Sırayla ne işleri yapıyor? O sırayla biz de numara koyuyoruz. Bir numarada ya da e, kalkıyor, yataktan kalkıyor, uykudan kalkıyor. İki numarada dişlerini fırçalıyor. Üç numarada okul otobüsüne biniyor, do, e, şey servisine biniyor. Dört numarada eve dönüyor, saat 3.15 gibi eve dönüyor. 5. numarada akşam yemeği yor ailesiyle. Akşam 6'da genelde bunu yapıyor ve 6. görselde de kitap okuyor arkadaşlar. Her akşam akşam yemeğinden sonra kitap okuduğunu zaten yukarıda söylemiş. Sayfa 64'ü de bitiriyoruz. Hemen sayfa 65'e geçelim. Sayfa 65'te öncelikle for A kısmında diyor ki answer the questions about yourself kendi hakkınızda bu sorulara cevap veriniz. Nasıl cevap vereceğinizi şimdi söyleyeceğim. Diyor ki what time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I get up at saatini yazacaksınız. Saat kaçta kalkıyorsanız o saati yazacaksınız at'ten sonra. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? I have mesela ben düşündüm ki dört tane şey yiyor. Bakın Nokta 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 virgül nokta 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 virgül nokta nokta and da nokta and sonuncusunda nokta nokta ile yazıyor. For breakfast kahvaltıda yediğiniz şeyleri bu şekilde söyleyebilirsiniz. Şimdi ilerideki sayfalarda kahvaltıyla ilgili yine başka etkinlik göreceğiz. Orada nasıl söylemiş direkt kelimeleri de mesela bu boşlukların yerine koymuş o kelimelerden de kullanabilirsiniz. Ama önemli olan gerçekten sizin yediğiniz şeyleri yazmanız. Üçüncü soru What time do you go to school? Hangi saatte okula gidersin? I go to school at bla bla bla. Şimdi okula saat nokta nokta noktada giderim. Yine burada okula gittiğiniz saate yazmanız gerekiyor. B kısmında peki ne diyor? Listen to the recording and order Ted's daily activities. Dinlemeye, din, dinlemeyi dinleyin ve Ted'in günlük aktivitelerini sıralayın. Hemen track 17. 17. track'i açıyorum arkadaşlar. Beraber dinleyelim bakalım neler söylüyor. Track 17. 4B Listen to the recording and order Ted's daily activities. Ted gets up at half past six and has breakfast at seven o'clock. He goes to school at eight o'clock. His classes start at half past eight. He has lunch at school at half past twelve. After school, Çok güzel. Bunu dinledik. Arkadaşlar, şimdi bu dinleme ile ilgili 18 numarada bunu tekrar dinleyin diyor. Ben bunu bu listeni tekrar açmayacağım ama tabii ki C sorusuna cevap vermek için şöyle yapabilirsiniz. Videoyu geri alırsınız. Şimdi demin bitirdiğimiz listening'e aynısının tekrarıdır. Onu tekrar dinleyip kitabınızda C kısmının cevaplarını yazarsınız. Yazdıktan sonra gerekirse 1-2 defa bunu böyle yapıp dinleyip cevapları kontrol edersiniz. Veya videoyu durdurup tane tane yazdıktan sonra sadece kontrol amaçlı benim cevaplara bakabilirsiniz. Diyelim ki onunla o söylediklerimi yaptınız. Hadi şimdi cevaplara bakalım. Diyor ki listen to the recording again and answer the questions. Tekrar dinlemeyi dinleyin ve sorulara cevap veriniz. What time does Ted get up? Ted ne zaman kalkar? He gets up at half past six. Tabii ki half past diyor ben half past diyorum. Çünkü Amerikan aksanı kullanmıyorum. Ben British kullanıyorum. O yüzden iki aksanda da dediğim gibi half Amerikandır, half British'tir. Ben Britishle öğrendim, Britishle öğretiyorum. O yüzden ona alışkınım. Ee, diğerlerini o şekilde söyleyeceğim. Aradaki fark bundan olabilir. He gets up at half past six saat altı otuzda kalkıyor. Does he go to school at eight o'clock saat 8'de okula gider mi? Yes, he does. Evet gider. What does he have for breakfast? Kahvaltı için ne yer? Bunu metinde söylemiyor ama görselden görüyoruz. Görselde gördüğüm şeyleri de ben yazdım buraya. He has honey, bread, cheese, olives, cucumber, tomato and orange juice for breakfast. Tomato da aynı şekilde. British aksanında tomato deniliyor. Amerikan aksanında tomato deniliyor. Yazdım ki bal, ekmek, peynir, zeytin, salatalık, domates ve... Portakal suyu e, kahvaltıda kullanıyor. Şimdi gördüğüm ve anladığım her şeyi yazdım. Sadece zeytinlerin yanında dörtgen bir şey var. Onun ne olduğunu anlayamadım ve yazmadım. Peynir derseniz peynir bu tarafta salatalıkların yanında. Demek ki o peynir değil. Aklım get, gitti belki tereyağı olabilir ama emin olmadığım için o yazmadım. Tereyağı olursa butter, tereyağı anlamına gelir. Dördüncü soru. Does he have lunch at half past one? E, saat 1.30'da öğlen yemeği yer mi? No he doesn't. Hayır yemez. He has lunch at half past 12. Saat 12.30'da e, öğlen yemeği yer. What time does he go to bed? Saat kaçta e, yatağa gider? He goes to bed at around 11 o'clock. Yatağa saat 11 civarında gider. Bunları nereden yazdım? Tabii ki listeningi dinleyerek yazdım. Siz de dediğim gibi gerekiyorsa iki defa, 3 defa, 4 defa, 5 defa ne kadar lazımsa. Yani kaçmıyoruz. Önemli olan öğrenmek, aceleyle iş yapmak değil. Dinleyin ve bunları kendiniz yapmaya çalışın. Aksi takdirde zaten öğrenemezsiniz. Sadece cevaplarımı kopyala, yapıştır kitaba, sınıfa git, öğretmen sorduğunda el kaldır, söyle ama anlamadan söyle tek kelime. Ondan sonra da liseye, üniversiteye gelince İngilizce okuyoruz bunca yıldır ama niye öğrenmiyoruz? Çünkü İngilizce öğrenmek de her şey gibi emek ister arkadaşlar. Canlarım benim. Şimdi 5A kısmında 5A Read the text and write the names of the people metni okuyun ve insanların ismini yazın. Tamam, yapalım. Hi, my name is Peter. Merhaba, adım Peter. This is my daily routine. Bu benim günlük rutinim. I wake up at half past six on weekdays and I have breakfast with my family. Hafta içi. Weekdays hafta içi. Weekend hafta sonu. Hafta içi saat 6.30'da kalkarım ve kahvaltım e, ailemle kahvaltı yaparım. I go to school by bus. Otobüsle kahvaltı... E, kahvaltı nereden kaldı aklımda ya? Otobüsle okula giderim. My father Jack goes to work by train but my mother Lina goes by car. Babam Jack işe trenle gidiyor, gider ama annem Lina arabayla gider. I have lunch at school because I have classes in the afternoons. Diyor ki okulda öğle yemeği yerim çünkü öğleden sonra da derslerim var. After a school, I arrive home at about half past three and play basketball in the park. Okuldan sonra yaklaşık üç buçukta eve varırım ve parkta basketbol oynarım. In the evenings, we watch TV and talk about our day. Akşamları televizyon izler ve ee, günümüzle ilgili konuşuruz. Yani geçirdikleri günün, günle ilgili konuşurlar. Birbirlerine anlatırlar günleri nasıl geçti. I go to bed at 9 o'clock. Saat 9 gibi yatağa geçerim. My parents go to bed at 11 o'clock. Ebeveynim saat 11'de yatağa geçerler. Şimdi isimlere baktığımızda arabayla işe giden anne Lina'ydı. Okuldan eve dönüp parkta basketbol oynayan Peter kendisiydi ve trenle işe giden giden de Jack idi. Bu şekilde isimleri yazıyoruz fotoğrafların altında. Bakalım sayfa 66'nın bir kısmına diyor ki metni tekrar okuyun ve sorulara cevap veriniz. Dilerseniz tekrar okumak isterseniz yine videoyu geri alıp okuyabiliriz dinleyebilirsiniz benim anlattıklarımı. Yaptığınızı varsayarak sorulara geçiyorum direkt. What time does Peter wake up on weekdays? Hafta içi Peter saat kaçta kalkar? He wakes up at half past six on weekdays. Şimdi cevapların Türkçesini söylemiyorum. Neden? Çünkü demin metinde zaten bu cevapların hepsini metinden aldım ve metnin Türkçesini söyledim. İki defa neden aynı şeyi yapayım değil mi? Ee, yani öğretme, öğrenme aşamasında olsaydım 10 defa da yapardım. Ama ben şu an öğretiyorum. Gerektiğinde siz videoyu geri alıp metninin Türkçesini dinleme ihtimaliniz var. Ama ben hani tüm sınıflara video çektiğim için e, bir de mesela 6. sınıfın 2 kitabı var. 5. sınıfın 2 kitabı var. Hemen hemen 2 ve 12. sınıf aç tüm sınıfların 2 kitabı var lisede iki kitabı geçtim bir de workbook kita workbook kitapları var ayrıyetten. O yüzden zaman açısından böyle bir şey yapıyorum. Diğer reading'lerde de bu geçerli olacak. 2 numara Does his mother go to work by bus? Annesi otobüsle mi işe gider? 3 numara Does Peter go to school by car? Peter arabayla mı işe gider? cevapları görüyorsunuz arkadaşlar. 4 numara What pardon who goes to work by train? Kim işe trenle gider? 5 numara Where does Peter have lunch? Peter nerede öğlen yemeği yapa e, öğlen yemeği yer? 6 numara What time does Peter get back home? Peter saat kaçta eve döner? 7 numara When do they watch TV? Ne zaman televizyon izlerler? Onlar ve 8 numara What time do his parents go to bed? Ebeveyni saat kaçta e, yatağa geçerler? Bu şekilde sayfa 66'yı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden sayfa 67'ye geçiyoruz. Sayfa 67'de yine listening'imiz var. Listen to the dialogue about Kate's daily routine and choose the correct pictures. Kate'in günlük rutini hakkındaki diyaloğu dinleyin ve doğru fotoğrafı seçiniz. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yazılar var. Bu 5 numaranın her birisinin önünde 2 farklı fotoğraf var. Dinleme metnine göre bu fotoğraflardan sadece biri doğrudur. Onu siz de dinleyerek hangisinin doğru olduğunu tahmin edin. Tıklatın. Sonra kontrol amaçlı benim cevaplarla eşleştirin. Hadi bakalım dinleyelim. The dialogue about Kate's daily routine and choose the correct pictures. Let's talk about your daily routine, Kate. What do you do in the morning? I get up at seven in the morning and I have breakfast at half past seven. What do you have for breakfast? I have cheese. Olives and milk. After breakfast, I come to school at 8. How do you come to school? By bus. My classes start at quarter past 8. I have seven classes a day. Where do you have lunch? I have lunch at the school canteen. What time do you get back home? I get back home at 3 o'clock. What do you do in the afternoon? I do my homework at 4 o'clock and I watch TV at about 6. What do you do in the evening? I have dinner at seven and read books at eight. I go to bed at half past ten. Şimdi bu dinlemeye göre Kate has breakfast. Kahvaltıyı kaçta yapıyor? Saat 7.30'da yapıyor. Ve kahvaltı yaptığı şeyleri de söyledi. Peynir, zeytin, süt e, ee, kullandığı şeyler hangi görsele tik attığımızı görüyorsunuz. İkincisinde she goes to school okula nasıl gidiyor? By bus otobüsle gidiyor. Üç numarada e, she has lunch nerede? Okul kantininde at e, school canteen okul kantininde e, öğlen yemeği yiyor evde değil. Dört numarada okuldan sonra hani eve dönüp e, ne yapıyor? Ödevini yapıyor. Akşamları ise Kitap okuyor. Yani in the evenings she reads a book. Kitap okur. Hani e, online olmuyor bilgisayara girmiyor. İnternete girmiyor. Bu şekilde bunları da tamamladık. Track 20'de ne diyor? Track 20. Listen to the dialogue again and write the time. Tekrar diyaloğu dinleyip zamanı yazınız. Şimdi yine de aynı demin söylediğim mantıktan dolayı ben tekrar açmayacağım. Videonun süresi zaten uzun oluyor. Tek gün bir üniteyi tek videoda anlattığım için bir de bunları tekrar tekrar yaptığımızda bayağı uzun bir zaman oluyor video süresi. Bunu bunun olmasını istemediğim için gerekiyorsa siz yine 1-2 dakika önceye geri dönüp videoyu geri çekip dinleme metnini tekrar dinleyeceksiniz. Tekrar dinlediğinizde Kate'in günlük rutinlerinde bu eylemleri şu saatte yaptığını göreceksiniz. Get up, kalkmak saat 7'de. Have breakfast, kahvaltısını. Half past seven, 7, 7.30'da. Arrive at school, okula varmak. At 8 o'clock, saat 8'de. Get back home, eve dönmek. At 3 o'clock, saat 3'de. Do homework, ödevi yapmak. At 4 o'clock, saat 4'de. Watch TV, televizyon izlemek. At 6 o'clock saat 6'da. Have dinner, akşam yemeği yemek. At 7 o'clock saat 7'de. Ve go to bed at 8 o'clock saat 8'de de yatağa gidiyor. Yatağa geçiyor. Bu Kate kızımız. Sa sayfa 67'yi de bitirdik. 68'e gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar sayfa 68'e gelmeden önce küçük bir şey söylemek istiyorum sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz ee, Instagram kullananlar Instagram'da İngilizce Kralı sayfasından bize ulaşabilir bizi takip edebilirler kanalla ilgili videolarla ilgili tüm güncel haberleri oradan yayınlıyorum Telegram uygulaması da kullanıyorsanız eğer arama kısmında bitişik olarak et İngilizce Krali yazdığınızda, Telegram'daki adresimize de ulaşabilir. Oradaki sayfamızı takibi alabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım 7 numarada ne diyor? Work in pairs çift olarak çalışan ask and answer questions about team's daily routine. Tim'in günlük rutini hakkında sorular sorup cevaplar veriniz. Tim'in günlük rutininde haftanın 7 gününü görüyoruz. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Haftanın 7 günü için farklı farklı yerlere tik atmış. Mesela wake up early, ee, erken uyanmak. Wake up uyanmak, get up kalkmak. Mesela siz saat 6'da uyanabilirsiniz ama bir saat yatakta kalıp saat 7'de yataktan kalkabilirsiniz. Bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. Yani wake up gözünüzü açtığınız andır, uyandığınız halde, andır. Ama get up yataktan kalktığınız andır arkadaşlar. Anlam farkları şudur. Erken kalkmak için hafta içindeki her güne tik atmış. Mesela hafta sonu boş. Play de gitar. Gitar çalmak için sadece cumartesiye tik atmış. Watch a movie. <laughs> Pardon. Bir film izlemek. Ona sadece cuma ve pazar günü için tik atmış. Have a shower. Duş almak arkadaşlar. Duş almak için <laughs> haftada 3 gün tik atmış. Buna da dikkat edelim. Go to the pool, yüzme havuzuna gitmek sadece cumartesileri için tik atmış. Sleep late, geç uyumak için haftada 2 e, gün yani Friday, Cuma ve Saturday, Cumartesi'ye tik atmış. Mantıklı. Cuma gece geç uyuyor çünkü e, ertesi gün cumartesi tatil. Cumartesi gecede geç uyuyor. O da mantıklı. Çünkü ertesi gün pazar günü tatil. Bu iki geceyi rahatlıkla geç uyuyor. Şimdi gelelim bununla ilgili sorulara. Örnek sorumuz var. Bir tanesini kitap yapmış, diğer kalanlarını ben sizin için yaptım arkadaşlar. Kitabın sorusuna bakalım. <laughs> Pardon diyor ki Does he wake up early on weekends? Hafta sonları erken uyanıyor mu? Baktığımızda erken uyanmak için sadece hafta içine tik atmış. Hafta sonunda tik yok. O yüzden no he doesn't demiş kızımız. Şimdi buna benzer ben 1 2 3 4 5 6 tane soru yazdım hemen hemen. Şöyle Does he play the guitar on weekdays? Hafta içi gitar çalıyor mu? No he doesn't. Hayır çalmaz. Hafta içi gitar çalar mı? Hayır çalmaz. Does he watch TV every day? Watch TV ben yazdım. Watch a movie olacak o. Ben aceleyle yazarken film yerine televizyon yazmışım. Sorun değil. Düzeltiyorum hemen. Watch a movie yaptım. Her gün film izler mi? No he doesn't. Hayır izlemez. Azıcık daha büyüteyim. How often? Şimdi bu sorulara dikkat edin. How often ne sıklıkla demek? How often da söylediğimizde ne sıklıkla yapar? Mesela bir defa mı? Atıyorum iki defa mı? Üç defa mı? Dört defa mı? Veya haftada bir defa? Günde iki defa? Yılda üç defa? Bu bize sıklığı. Her gün, her hafta sonu. Bunlar bize sıklığı gösterir. How sıklıkla sorulan sorularda cevapta da sıklık zarfı bir şekilde olmalı. Yani sıklığı gösteren bir zarf olmalı. How often does she have a shower? Tim. Niye ben she kullandım? Tim erkek. Bunu da düzeltiyorum. How often does he... Diğerlerinde bakın yukarıdakinde de e, evet diğerlerinde he yazmışım. How often does he have a shower? Ne sıklıkla o? He erkek için kullandığımız o. How often does he have a shower? Ne sıklıkla duş alır? He has shower three times a week. Haftada üç defa duş alır. Duş aldığı günlere baktığımızda haftada üç defadır. How often does he go to the pool? Ne sıklıkla yüzme havuzuna gider? He goes to the pool once a week. Haftada bir defa e, yüzmeye gider, yüzme havuzuna gider. Son soruda, Does he sleep late on Friday nights? Cuma geceleri geç uyur mu? Yes, he does. Evet, öyle yapar. 8. soru. Read the dialogue and put the sentences into the correct places. Diyaloğu okuyun ve cümleleri doğru e, sıraya, doğru yerlere koyunuz. Arkadaşlar siz tabii ki boşluklarda bu 6 cümlenin doğru olanın yazmak zorundasınız. Ben yazmadım, sadece numarasını koydum. Siz o numaraya göre yazmanız gerekiyor. Dikkat edin. Sınavlarda falan veya ödevlerde siz sadece numara koyarsanız kabul edilmez. Clara ve Sam arasındaki geçen konuşmada Clara şöyle başlıyor. Hello Sam. Merhaba Sam. Bir şey soruyor sonra Sam diyor ki I feel sleepy. Uykulu hissediyorum. It's very early. Çok erkendir. Ne sormuş olabilir ki bu böyle bir cevap vermiş? Şu soru. How are you doing? Nasıl gidiyor? Nasılsın? Cevabında da demiş ki uykulu hissediyorum çok erken. Clara diyor ki really gerçekten mi? Sonra bir şey soruyor ki Sam diyor at half past nine saat 9.30'da my school starts in the afternoon okulum öğleden sonra başlar. Peki bunun için ne sormuş olabilir iki numarada? Şunu sormuş olabilir what time do you get up? Ha, saat kaçta kalkarsın diye sormuş olabilir ki bu böyle cevap vermiş. Clara diyor ki that's great harikadır. How many classes do you have a day? Her gün kaç dersin var? Bunun cevabı için Sam ne demiş olabilir? Seven. Yedi tane. The school finishes at five o'clock. Okul saat beşte biter. Ondan sonra Clara ne demiş olabilir ki Sam demiş? No not really. E, hayır aslında yok. Ne demiş olabilir? Şöyle bir şey sormuş olabilir. Do you have a plan after school today? Bugün okuldan sonra bir planın var mı? Kesem de diyor ki hayır aslında yok. Clara diyor ki there is a tennis match on TV at 8 o'clock. Televizyonda saat 8'de bir tenis maçı var. Sonra bir şey diyor Kesem diyor great idea harika fikir. Clara ne demiş olabilir orada? Tabii ki şunu diyecek. Let's watch it together. Hadi onu beraber izleyelim. Sam de diyor ki harika fikir. Come to our house at 7 o'clock. Saat 7'de bizim eve gel. Bunu dedikten sonra Clara ne demiş olabilir sonra see you görüşürüz. Tabii ki take care. Dikkat et. Kendine dikkat et. Kendine iyi bak demiş olabilir. See you görüşürüz. Cevabında da Sam bye. Hoşça kal demiş. Böylelikle sayfa 68'de bitirdik. Sayfa 69'a geçiyoruz. Sayılarla ilgilidir. Arkadaşlar bunu videolarımda sadece bir defa söyleyeceğim. Diğer ünitelerde söylemeyeceğim bunu. Onda neden söylüyorum? Şu şekilde. Instagram kullanıcılarımız biliyorlar. Zoom üzerinden canlı birebir hani veya ikili, üçlü, dörtlü veya beşli gruplarda canlı ders yapıyoruz çok keyifli, çok kaliteli ve çok verimli geçiyor. Instagram'daki dediğim gibi takipçilerim bundan haberdarlar. Çünkü hikayelerde falan postlarda paylaşıyorum. Ama Instagram'ı olmayanlar bazen şöyle diyebilir. Hatta geçen başka bir sınıftan vereyim yazmıştı. Hocam şimdi tesadüfen öğrendik özel derslerini. Bizim Instagram'ımız yoktu. Biz de özel ders istiyorduk Zoom üzerinden. Ee, keşke videolarınızda da söyleseydiniz. Onun için videomda da söylüyorum arkadaşlar. Hani Instagram'ı olmayan da burada haberi olsun. Özel derslerimiz oluyor. Zoom üzerinden ve çok çok aşırı uygun fiyatlara. Hani bazı koşullarda ders ücreti atıyorum. Mesela 10-15 liraya kadar düşebiliyor. O yüzden ee, lütfen isterseniz ya Yorumlar kısmında bununla ilgili benden bilgi alın ya hala mesela Instagramın Instagramınız varsa ama herhangi bir nedenden dolayı başka birisini takip etmek istemiyorsanız olsun oradan sadece bununla ilgili bana mesaj da atabilirsiniz veya Telegram'dan bana ulaşıp bu konuda mesaj atabilirsiniz haberiniz olsun çok güzel ve verimli geçiyor yani e, zaten öne çıkan hikayelerimde de göreceksiniz. Instagram'da çok güzel ve arkadaşlar öğrenciler çok keyifli şekilde geçirdiklerini söylüyorlar. Şimdi sayıları nasıl öğrenelim? Arkadaşlar 1'den on'a kadar sayıların bir tür ismi var. Ondan yani 11'den 20'ye kadar e, farklı bir şekilde, Ondan sonra 21'den 30'a kadar, 31'den 40'a kadar, 41'den 50'ye kadar. Bu şekilde 100'e kadar çok kolay. Yani sadece bir 10 20 30 40 işte neyse onun rakamını söylüyorsunuz. Bir de yanında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bunlardan birini söylüyorsunuz. Nasıl mı? Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunlar 1'den 10'a kadar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunlar da 11'den 20'ye kadar. Hani buralara baktığımızda sanki belirli bir kural yok. Belirli bir e, düzen yok. Ama 21'den sonrası düzenli hale gidiyor. 20, 20 değil miydi? 20'nin yanına bir çizgi... Yanına bir tane van koy yani bir koy olsun 21 yani 21. Çizgi çiz 20'nin yanına yanına 2 yani 2 yaz olsun 22. Çizgi çiz 20'nin yanına 20'nin yanına 3 yaz yani 3 yaz olsun 23. Bu şekilde görüyorsunuz 21. Buradaki 20'den sonraki çizgi karıştırmayın ha kelimenin devamı o satırda yer olmamış. Aşağı satırda yazmış. O yüzden o çizgiyi yazmış, çekmiş. Yoksa onu yok sayın. Bahsettiğimiz çizgi 20. 20'den sonra çizgi sonra 1. Van yazmış olmuş 21. 20 yazmış çizgi pardon. Sonra 2 olmuş 22. 20'yi yazmış çizgi sonra 3 23. Bu şekilde 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sonra 30'a geliyor. 30, 30. Yine 30'dan sonra bir tane çizgi çizip yazılış halinde. Ee, rakamlarla demiyorum. Normal alfabe ile yazılış halinde. 30'den sonra bir tane çizgi. Sonra 1 yazdığında 31 oluyor. 30'den sonra bir tane çizgi 2 yazdığında 32, 32 oluyor. 33, bu şekilde 40'a kadar 39, 40, 40'a kadar devam ediyor. 40'a geldiğimizde 40, 40, 40 için arkadaşlar 40, 40. Yine 40'den sonra bir tane çizgi 1 yazdığımızda 41, 41. Bu şekilde 42, 43, 49'a kadar böyle devam ediyor. 50, 50. 51'den 59'a kadar da aynı kaideyle gidiyor. Sonra 60, 60, 61'den 69'a kadar da demin söylediğim kuralla ilerliyor. Sonra 70, 70. 71'den 79'a kadar yine aynı kuralla ilerliyor. Sonra 80, 80. 81'den 89'a kadar aynı kuralla devam ediyor. Sonra 90, 90. 91'den de 99'a kadar aynı kuralla devam ediyor. Sonra 100 yani 100'e geliyoruz. 100 numara 100. 100. Fun time eğlence zamanı. Bir tür tombala oyunudur bu. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane boş hanesi olan bal kovanı gibi e, haneler görüyorsunuz. 12 tane. Diyor ki herkes böyle 12 tanelik e, kağıdında yani 12 hanelik kağıdında rastgele birden 100'e kadar sayılar yazsın. 12 tane rakam seçeceksiniz birden, 1 ve 100 arasında. Tabii ki sınıfta herkesinki farklı olabilir. Çünkü herkes rastgele yazıyor bu 12 tane. Birisi mesela 2, 7, 19, 25, 40 falan filan. İşte yazacak herkes bu 12 taneye rakamlar yazacak rastgele şekilde 1 ve 100 arasında. Yazdınız mı? Şimdi öğretmen ne yapacak? Sırayla, sırayla hani 1'den 100'e kadar değil. Rastgele şeklinde öğretmen de sayılar saymaya başlayacak. Mesela 45, 56, 67, 1. Tamamen rastgele şeklinde. Ya da birden yüze kadar hani küçük kağıtların içinde yazıp bir kesenin içine doldurup o kesenin içinden e, hani bakmadan çekebiliriz aynı tombala gibi. Ya da zaten öğretmen güvenilirdir. Tamamen kafasına göre çünkü sizin kağıtları da görmemiş kafasına göre e, rakamlar söyleyecek. Şimdi öğretmen rakamları söyledikçe sizin kağıdınızın üzerinde varsa o rakam... O rakamın üzerine çizeceksiniz. Çizdiğiniz zaman sınıfta kim en çabuk tüm 12 tane rakamını da sayısını da çizmiş olursa yani bitirmiş olursa done elini kaldırıp done diyecek, bitti diyecek. Bu şekilde hani bakalım birinci kim, ikinci kim oluyor? Çünkü tamamen rastgele ve şansla ilgili bir şey. Ee, hani herhangi şeye bağlı değil. Benim becerim daha fazlaydı. Daha iyiydim falan. Öyle değil. Tamamen şansla bir ilgili bir şey. O yüzden keyifli, eğlenceli olabilir. Burada da 10'dan 100'e kadar hani şey sayıları söylemiş. Direkt 10, 20, 30, 40 diye. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. Bunları da bir hatırlatma olarak yine de burayı yazmış. Sayfa 69'da bitirdik. Sayfa 70'e geçiyoruz. Sayfa 70'te bir tane şarkımız var. Şarkıyı dinleyelim dikkatle. Türkçe anlamını size söyleyeceğim. Tabii ki sonrasında Sing the song. I get a blaze, hurry up don't wait. I wash my face, full of grace. I comb my hair, black, brown, fair. I get dressed, wear my vest. I have lunch, dinner or brunch. I come back with your chuck I brush my teeth with my toothpaste. I sleep in bed, but not so late. Şimdi okuduk mu bunu? Yani dinledik mi? Dinledik. Anlamını söyleyeyim size. Geç kalkarım. Acele et. Bekleme. Yüzümü yıkarım. Sevinçle, sevinç dolu şekilde. Saçımı tararım. Siyah Kahverengi, açık renk, giyinirim, ee, yeleğimi giyerim, öğlen yemeği yerim, akşam yemeği veya e, hani kahvaltı ve öğlen yemeği arasında da bir öğün var. Adı brunch, breakfast ve lunch'ın karışımından ortaya gelmiş bu kelime brunch. Türkçe'de ona ne deniliyor bilmiyorum. İkindi kahvaltısı değil. ikindi çünkü e, öğlen yemeğinden sonra yapılıyor. Bu öğlen yemeği ve kahvaltı arasında yapılıyor. Onu yerim diyor. Dönerim sevgili Jack ile. Dişlerimi fırçalarım. E, diş macunumla yatakta uyurum. Ama çok geç değil. Bu şekilde güzel, hani eğlenceli ve bu üniteyle ilgili kazanımlarıyla, kelimeleriyle ilgili bir dinleme beraber yaptık arkadaşlar. Şimdi geçelim sayfa 71'e. Sayfa 71'de project proje var. Önemlidir. Bunu yapmanız iyi olur. Diyor ki choose a famous person. Meşhur bir kişiyi seç. Do a research about his or her daily routine and tell it to your friends. Onun günlük rutini hakkında bir araştırma yap ve arkadaşlarına söyle onu. Kişinin adını yazacaksınız, yaşını yazacaksınız, uyruğunu, milliyetini yazacaksınız. Size tavsiyem baş öğretmen, ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili böyle bir araştırma yapın. Çünkü zaten ne kadar onun hayatıyla ilgili çok şey bilseniz sizin geleceğiniz için, ülkeniz için o kadar çok faydalı olur ve bu şekilde yazınız diyor. Şimdi yazdıktan sonra burada bir öz değerlendirme var. Durumunuzu yansıtın diyor. Reflect on your English. İngilizce durumunuzu yansıtın. Always her zaman, sometimes bazen, never asla demek. Soruları şöyle ki bu cevaplardan birini her soru için seçeceksiniz. I can talk about my daily routine. Günlük rutinim hakkında konuşabilirim. I can understand short texts about daily routines. Günlük rutinler hakkında kısa metinleri anlayabilirim. I can talk about daily routines of my family members and friends. Aile üyelerim ve arkadaşlarımın günlük rutinleri hakkında konuşabilirim. I can tell the time and numbers between 1 one to 100. Diyor ki zamanı da söyleyebilirim. 1 ve 100 arasındaki rakamları da söyleyebilirim. Bunun da, bunlar da durumunuz nasılsa ona göre tık atın. Sayfa 71'i burada bitiriyoruz. Let's practice bölümüne geçiyoruz. Biliyorsunuz Let's practice sizin aslında workbook'unuz. Yani çalışma kitabınız. Bunlar sizin homework'ınız olduğu için ödev şeklinde birçok öğretmen bunları evde yapmanızı söylüyor ama bu videoda biz bunları da yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sayfa 72'yi o zaman açıyoruz. Activity 1 birinci aktivite diyor ki match the pictures with the sentences cümleleri, fotoğrafları cümlelerle eşleştirin. Cümleleri sırayla okuyalım ve hangi fotoğrafla eşleştiğini söyleyelim. A. Jenny gets up at 7 o'clock. Jenny saat 7'de kalkar. Üçüncü fotoğrafla eşleşiyor. Bakın her fotoğrafın yanında da sayısı var. Hangi fotoğraf olduğu onunla söylüyorum ben zaten. B cümlesine bakalım sayfa netleşince. Şimdi netleşir inşallah. Ee, bu sayfalarda biraz zorlayabiliyor bizi. Böyle çok fotoğraflı sayfalarda. She has breakfast at half past seven. 7.30'da yani 7.30'da kahvaltı yapar. Bakalım B hangi fotoğrafla eşleşecek? 6. fotoğrafla eşleşiyor arkadaşlar. altının yanında B yazıyoruz. C cümlesi. She goes to school at 8 o'clock. Saat 8'de okula gider. Arkadaşlar C bakalım hangisiyle eşleşiyor? Birinci görselle eşleşir. C birinci görselle. D de diyor ki she has lunch at 12 o'clock. Saat 12'de öğlen yemeği yer. Bakıyoruz D hangi fotoğrafla eşleşiyor? 7. fotoğrafla eşleşiyor. Burada güzelce yemeğini yiyor. E diyor ki she comes back home at quarter past three. Saat üçü çeyrek geçe eve döner. E beşinci görselle eşleşiyor. Bakın çocuk eve dönüyor. F she watches TV at five o'clock. Saat beşte televizyon izler. F dört numarayla eşleşiyor. Dördüncü görselde de F yazıyoruz. G she goes to bed at half past nine saat 9.30'da yatağa geçer. Bakıyoruz. İkinci görselle de G eşleşiyor. 2'nin altına G yazıyoruz. Ve bu şekilde sayfa 72'yi de bitiriyoruz. Haydi bakalım 73'e geçelim. 73'te Activity 2A 2A'da ne diyor? Answer the questions and complete the timetable for yourself. Sorular sorun ve zaman çizelgesini kendiniz için tamamlayın. Tabii ki kendiniz hakkında yazacaksınız. Ama nasıl? Get up mesela soruyor. Get up kalkmak. What time do you? Bakın buradaki what time do you'yu ekleyeceksiniz. What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Cevabını saat olarak yazacaksın önünde. What time do you go to school? Saat kaçta okula gidersin? Onun da saatini yazacaksın önde. What time do you have lunch? Saat kaçta öğlen yemeği yersin? What time do you come back home? Saat kaçta eve dönersin? What time do you have dinner? Saat kaçta akşam yemeği yersin? What time do you go to bed? Saat kaçta yatağa geçersin? Bu şekilde bunların da cevaplarını saat olarak saatlerin içinde, dijital saatlerin içinde yazacaksınız. Şimdi bir tane daha dinlememiz var. Bu dinlemede diyor ki listen, draw and write the time. Dinleyin, çizin ve zamanı yazınız. Şimdi kalın ve küçük olan kol saati gösterir. İnce ve uzun olan kol dakikayı gösterir. Ona göre çizmelerinizde dikkat edin. Yine cevapları sadece kontrol amaçlı benimkine bakacaksınız. Ama bakalım dinlemede ne söylüyor. Bunu da dinlemiş olalım beraber. Four Activity two B listen, draw and write the time. One it is eleven o'clock two it is half past five o'clock. Three it is a quarter to seven. Four it is a quarter to nine. It is 3 o'clock. 6. It is half past 2 o'clock. Bunu da beraber dinledik. Saat 11. It's 11 o'clock. It's half past 5 o'clock. Saat 5. E, buçuk veya 5.30. It's a quarter to 7. Saat 7'ye çeyrek var. 7'ye çeyrek var. 6'yı 45 geçiyor demek. It's a quarter to nine Saat 9'a çeyrek var. 9'a çeyrek var da 8'e 45 geçiyor demek. At 3 o'clock. Saat 3. It's half past two saat 2 o'clock. Saat 2.30 veya 2.30 anlamına gelir. Sayfa 73'ü de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Son iki sayfada yaz sayfa 74'ün ilk kısmında ne diyor? Match the words. Bir dakika ekran dönsün. Evet match the words and paint two parts with the same color. Kelimeleri eşleştirin ve iki kısmı aynı renkle boyayınız. Şimdi ben boyayamadım. Hani boyayacak malzemelerim yok pdf üzerinde. Onun yerine ne yaptım? e, ee, sağ taraftaki yazıların sayılarını ABC'den A'ya kadar yazan kelimelerin yanına yazdım. Hangi şey eşleşiyor? A'yı kendisi yazmış. Watch a movie. İkisini turuncu renklemiş. B de get up early. Bakın 8 numarada bu tarafta sağ tarafta up early yazıyor ya. Get'in yanına ben içinde 8 yazdım. Siz aynı renk şekilde renk aynı renkli bu ikisini boyayabilirsiniz. Get up early erken kalkmak. Watch movie, watch a movie film izlemek. Get up early er, erken kalkmak. Have a shower duş almak. Come hair saç taramak. Play chess satranç oynamak. Go online online olmak. Leave the school okuldan çıkmak. Come back home eve geri dönmek. Do homework ödev yapmak. Bu şekilde siz de boyayabilirsiniz aynı renkten. Şimdi yukarıda söylediğimiz çift kelimeleri buraya yazın. Hangi görselle eşleştiğini yazın. Diyor ki write the activities in activity 3 under 3A under the correct pictures. Activity 3'teki aktiviteleri doğru fotoğrafın altına yazınız. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada. One, come back home. Eve dönmek. Two, play chess. Yukarıda dedim Türkçelerini. Niye? şimdi tekrar söyleyeyim ki. Three, have a shower. Four, go online. Five, get up early. Six, do homework. Seven, watch a movie. Eight, come here. Nine, leave the school. E, sayfa 74'te bu şekilde biter. Sayfa 75'teyiz. Son sayfamızdayız. Unutmayın açıklama kısmına bakın bu video bittikten sonra. Ve arkadaşlar buraya kadar da videoyu izlediyseniz emeklerimin karşılığında bir tane like'ınızı beğen tuşunuzu alırım. Canlar. Yapmazsanız da canın sağ olsun. Ne yapalım? Zorla olacak değil ki. Dört numarada diyor ki complete the dialogue with the correct questions and act out. Diyaloğu doğru sorularla tamamlayın ve uygulayın. Uygulayın derken Melanie ve Can arasında geçen konuşmayı biriniz Melanie olursunuz biriniz Can olursunuz ve canlandırırsınız. Şimdi. 7 tane soru var. Her birisini anlama göre kullanacağız burada. <laughs> Melanie diyor ki Hello Can. Merhaba Can. I have homework about daily routines. Günlük rutinler hakkında ödevim var. Can I ask you some questions? Sana bazı sorular sorabilir miyim? Of course Melanie. Tabii ki Melanie. First of all A. <laughs> İlk önce bir şey soruyor ki can cevabında diyor I get up at 6 okulak saat 6'da kalkarım. Yani saat kaçta kalktığını sorması gerekiyor. Yani 5 numaradaki cümle what time do you get up. Şimdi sizin 5 yazmanız yeterli değil. 5 numaradaki bu cümleyi kelime kelime, harf harf siz de o boşluğa yazmanız gerekiyor. Ben öğretmen olduğum için yazmadım. Siz ama yazınızı iyileştirmek için daha yolun başlarındasınız yazmanız gerekiyor. Buradaki 5 numaradaki cümleyi A boşluğuna yazacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Sonra diyor ki do you have breakfast? Kahvaltı yapar mısın? Yes I do. Evet yaparım. B'de bir şey soruyor ki can diyor I have eggs and milk. Yumurta yiyip süt içelim. Demek ki kahvaltıda neler tükettiğini sormuş bir sorusunda. Yani üçüncü soruyu oraya yazacaksınız. What do you have for breakfast? Kahvaltı için ne alırsın, ne yersin, ne kullanırsın? Normalde yemek anlamına geliyor have ama burada içecek olan süt de olduğu için ben alırsın, kullanırsın fiillerini de Türkçe'de kullanıyorum. <laughs> Devam edelim. E şimdi C'de bir şey soruyor ki Melanie cevap veriyor can I go to school by school bus okul servisiyle okula giderim. Demek ki Melanie okula nasıl gidersin soruyor. Yani 6. cümleyi C'ye yazacağız. How do you go to school okula nasıl gidersin. Sonrasında Melanie bir şey soruyor ki can diyor I play basketball with my friends after school. Okuldan sonra arkadaşlarımla basketbol oynarım. Demek ki Melanie D de okuldan sonra ne yaparsın diye sormuş. O şekilde bir soru. Bakıyoruz ikinci soruyu oraya yazmamız gerekiyor. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? Ki Can da demiş arkadaşlarımla basketbol oynarım. İyi e sorusunda Melanie'nin sorusuna Can diyor ki no I play computer games. Hayır Bilgisayar oyunları oynarım. Melanie demek ki 4 numarayı soracak. Do you watch TV? Televizyon izler misin? Can ee, da diyor ki hayır bilgisayar oyunları oynarım. Sonra F'de Melanie ne sormuş olabilir ki Can der? I read books at 8 o'clock every evening. Her akşam saat 8'de kitap okurum. Ne sormuş olabilir F'de? Yedinci soruyu sormuş olabilir. Yani what do you do in the evenings, akşamları ne yaparsın? Çocuk da akşamları kitap okurum demiş sekizde. Sonra diyor ki, yine Melanie bir şey soruyor G'de. Can diyor ki, I go to bed at ten o'clock, saat onda yatağa geçerim. Ne sormuş olabilir? Bir numaradaki soruyu sormuş olabilir. What time do you go to bed? Saat kaçta yatağa gidersin? Sormuş, o da saat 10'da yatağa giderim demiş. That's all. Hepsi bu kadar. Thanks for your answers Can. Cevapların için teşekkür ederim Can. You are welcome. Rica ederim demiş. Sayfa 75'te bizim bu ünitemiz biter. İnşallah diğer videoda 5. ünitenin ders anlatımıyla beraber olacağız canlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz Allah'a emanet olun.